Merhaba arkadaşlar. Bugün Fransa'daki Türk Kermesi'ne geldik. Kermesi gezeceğiz. Kuzenlerim burada. Evet, kuzenim de geldi. Şimdi burayı gezeceğiz. Şimdi girdik ve gezmeye başlayacağız. Burada teras çay bahçesi yapmışlar insanlar oturup dinlensin diye. Buralara da aynı şekilde. Bir halamlarla takılayım, sonra onlardan ayrı çekim yapacağım sizin için. Ama şurada bir gözlemeci var gibi, gözlemeciye geldik. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, şeyhane kolay. Hiç kendinizi burada Türkiye dışında gibi hissetmiyorsunuz. Evet, gözleme 3 euro. Yani euro. Şimdi buradan tiki alacağız. Oradan alacaksan ödemeyi oraya yapıyorsunuz. Kadınların bölümünü ayırıp orada kasa alacaksınız dediler. Ora mı dedi? Evet. Bak orada kasa var abla, oraya soruyorsun. Ha, oraya o zaman ödeyeceğiz. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada da sanırım oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Bir şeyler yazıyor euro, 2 euro falan ama ne olduğunu anlayamıyorum tabii. Şurada çocuklar için bir alan var. Orayı gezelim. Ah, kafama çarptı. Aa, çok sevimli. Burada balonlar var işte. Türk balonları. Balon şişiriyorlar. Burada ne var? Ha, dondurma. Babaanne yanımda 10 euro var bak. Söylesene söyle. Aa, pide yapıyorlar. Burada pide yapıyorlar. Tartacağımızda. Burada kebap, döner var. Pites, patates 2 euroymuş. Kebap 6 euroymuş. Mayonez, ketçap. Harissa, harissa buranın sosu. Biraz önce gösterdim yani burada oturuyorsunuz. Normalde burası daha büyük oluyormuş. Ama bu sefer niye böyle oldular bilmiyorlar. Bir şuraya gidelim babaanne. İçeride de var. Tamam, şuraya bakalım. Önce içeri mi bakalım? Hadi gel. Şimdi içeride de varmış. Biz de içeriye bakacağız. Dürtün olmuş sizi. İçeriye bakacağız. İçeride ne var? Bence burada bir şey yok. Şu var, gel. Burada da oturma. Ay, halamı buraya çağırır kız güneşte. Burada da oturma yerleri yapmışlar. Gölge alana. Güzel olmuş. Türkler burada oynuyorlar. İşte burada da şişme oyun parkuru var. Böyle küçük çocuklar için yapmışlar. İleride devam ediyor. Evet, ayranlarımızı aldık. Şimdi halam da gözlemeye aldı. Burada gölge bir alan bulduk. Burada oturup yiyeceğiz. Kolay gelsin. Ben YouTube için video çekiyorum da her yeri çektim. Burayı da çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Tamam. Yani sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederim. Evet, burada işte el işi sarmalar var. Börek. Çiğ köfte. Burada sarma ne kadarmış? Sarma 3 euro. Küçük, büyük boy 5 euro yazıyor. Börek 3 euro. İşte el yapımı. Karpuz var, baklava var, şekerpare var. Karpuz 2 euro, baklava da 2 euroymuş. Kolay gelsin. Her kültür, her kültürden mi var? Gerçekten herkese açık. Afişlerimiz mümkün olduğunda. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kermesi gezdik. Ve yanında çok güzel bir insan var.
Ondan güzel bilgiler edineceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz acaba? Öncelikle merhaba. Benim ismim Sevim. Bugün kermesi yapılan dernekte kadın kolları başkanı görevini yapıyorum. Kadın kolları. Ne kadar güzel, çok güzel. Peki bu kermes mesela ne zamanları oluyor ve amacınız tam olarak nedir? Hani çok güzel, çok beğendim. Arkada Türk bayrağımızın olması müthiş bir şey. Böyle insanlar Türk bayrağı da var. Aynen, ikisi de var. Bir de insanlar böyle Türk tişörtlerini de giyiyorlar ama Fransızlar da var. Evet. Müthiş bir şey. Bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Şöyle ki normalde bu çok geleneksel bir kermes. Her yaz yapılan, tatil döneminden önce, bir tık önce yapılan, hani insanlar tatile gitmeden burada bir eğlensin, vakit geçirsinler diye yapılan bir kermes. Aynı zamanda bu kermesin amacı yabancılara açılmak. Evet, Türk Kültür Derneği ama biz yaşadığımız şehirdeki insanlarla da iç içe olmak istediğimiz için onlara da açılmış oluyoruz. Afişler her yere asıldığı için genelde Arap kökenli olsun, Afrika kökenli olsun, Çin bile olsa bütün toplumlardan var. Yani Jivor'da bu şehirde yaşayan bütün ırklardan burada buluşabiliyorlar. Türk mutfağı lezzetlerini tadabiliyorlar. Pandemiden dolayı 2-3 sene yapılamadı. İlk defa bu sene tekrar yaptık ve gerçekten gördük ki büyük bir hasret varmış. Özlem varmış. Peki tek bugün mü var yoksa başka günler mi olacak? İki gün. Yarın da var. Cumartesi ve pazar. Cumartesi. Her sene oluyor mu peki? Yani olacak mı artık? Her sene artık olacak. Evet, tamam. Seneye gelirsem artık misafirinizi. Bekleriz. Tamam. Evet, seve seve. Tamam. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Çok tatlı bir hanımefendiyle tanıştığım için çok mutlu oldum. Teşekkür gerçekten ederim. Çok sağ olun. Türkiye'deki insanların buraya gelip de bu ortamı görmesi bizim için güzel. Teşekkürler. Ben çok sağ olun.